İnsan fiziksel yapısı nedeniyle hayatta kalmak için hep sıkı bir mücadele içinde oldu. Tabii en büyük mücadelesi doğaya karşı değildi. Barınabilmek, düşmanlarından korunabilmek ve beslenebilmek için çeşitli araçlar geliştirmek zorunda kaldı. Ve şüphesiz bu araçlardan en önemlisi kaderini tamamen değiştiren ok ve yaydı. Ok ve yay insanlara önce kendinden çok daha hızlı hayvanları avlama şansı, daha sonra ise gruplar halinde uzaktan savaşabilme yetisi kazandırdı. Okun hedefi insanlığın yönünü de belirledi. Bu silahın gücünü fark eden birçok medeniyet, varlığını sürdürebilmek için onu kusursuz hale getirme yarışına girdi. Ancak ok ve yay, bozkırların güçlü savaşçıları Türklerin elinde en mükemmel haline ulaştı. Yaşadığınız yer insafsız bir bozkırın ortası ise varlığınız fırsatları anında yakalayabilmenize bağlıdır. En önemlisi esnek olması. Kolumu hissetmiyorum. Ölçüm için hazırsın. Tendonu bacaktan ayırmamız gerekiyor. Başlayalım o halde. Belgeselimizde insanlıkla yaşıt bu silahın çağlar süren yolculuğunu izleyecek, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan muhteşem Türk okçularının izini süreceğiz. Böyle bir şeyin vücudundan çıkarıldığını bile düşünmek canımı yakıyor. Ve tabii ki alanında uzman ekiplerin hazırladığı şaşırtıcı deneylerle bu silahın gücünü keşfedeceğiz. Ok yaydan çıktı. Hazır olun. Ok ve yay. Orta Asya ve Anadolu'da sayısız devletin yükselişinde ve yok olmasında büyük rol oynadı. 14. yüzyılda ise tarihin en büyük imparatorluklarından birinin kuruluşuna şahitlik etti. Selçukluların açtığı Anadolu kapılarından içeriye giren Oğuz boyları kısa sürede bölgenin hakimi haline geldi. Bu boylardan biri olan Kayı Boyu, 1299 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini attı. Ve çok hızlı bir şekilde Balkanlara doğru genişledi. Ancak Avrupalı devletler bu durumdan oldukça rahatsızdı. Osmanlı Devleti kuruluşundan neredeyse 100 yıl sonra çok önemli bir kırılmanın eşiğine gelmişti. 1396 tarihinde Avrupa'dan pek çok devletin katılımıyla 100 bin kişilik bir Haçlı ordusu Niğbol'da yaşanacak savaşla birlikte Türkleri Balkanlardan atmak için yola çıktı. Kağıt üstünde Haçlılar güçlü olan taraftı ve 60 bin askerden oluşan Türk ordusunu yenmek için hazırdı. Ancak 10 bin kişilik tam donanımlı Fransız şövalyeleri Yıldırım Beyazıt'ın ordusuna karşı hücuma geçtiğinde bunun düşündükleri kadar kolay olmayacağını anlayacaklardı. Dönemin tarihi kayıtlarında geçen bu çizim, Haçlıların hesaba katmadıkları önemli bir detayı bizlere gösteriyor. Tarihçi Koray Şerbetçi ve Janbi, Yıldırım Beyazıt'ın Niğbolu Savaşı'nda okçularıyla uyguladığı müthiş stratejiyi bizlere anlatacak. Niğbolu Savaşı, Osmanlı'nın Avrupa karşısındaki üstünlüğünü ok ve yayla sağlamlaştırdığı tam bir dönüm noktası. Bu tarihi belgede de gördüğün gibi Avrupalılar savaşı anlatmak için çizdikleri resimlerde 20 bin Osmanlı okçusunun hakkını vermeyi unutmamışlar. Çizimde aynı zamanda Yıldırım Bayezid'in okçularını daha etkin kullanabilmek amacıyla uyguladığı o muhteşem taktiğin detaylarını da görebiliyoruz. Normal şartlarda Fransız şövalyelerinin Türk okçularını yok etmesi beklenir. Ancak yere çakılan bu kazıklar sayesinde süvari saldırıları etkisiz hale getirilmiş.
atlarından inip ilerlemeye çalışan Fransızlar ağır zırhları yüzünden iyice yoruldular ve Türk okçusunun kolay bir hedefi haline geldiler. Anlaşılan şövalyelik destanlarının kahramanları Nibolu Savaşı'nda işler acısı duruma düşmüşler. Emin ol, o gün sadece acınası duruma düşüp savaşı sonlandırmayı her şeyden çok isterlerdi. Çünkü Osmanlı okçuları 3 saat içerisinde bütün Fransız birliğini yok etti. Peki Avrupa'da askerler niçin bu kadar hazırlıksız yakalanmıştı? Ferhat ve ekibi Janbiç'in hazırladıkları bir testle bizlere bunu gösterecek. Janbi 11 milimetre kalınlığında zırh parçasını yakın temas silahlarıyla etkisiz hale getirip balistik jele zarar vermeye çalışacak. Biz de test sırasında zırhın ne kadarlık bir darbe gücüne dayanabildiğini görecek ve böylece Fransız şövalyelerinin Osmanlı askerleri karşısında ağır zırhlarına neden bu kadar güvendiklerini anlayacağız. Topuz 14. yüzyılda Türk askerinin en çok tercih ettiği yakın temas silahlarından biriydi. Bunun sebebi olarak köşeli yapısı sayesinde parçalama konusunda döneminin en iyilerindendi diyebiliriz. Ben de bu yüzden Ferhat'ın hazırladığı bu testte topuz kullanmayı tercih ettim. Janbi, tüm gücünle hedefe 3 farklı noktasından vuruş yapmanı istiyorum. Bu esnada topuzu savurma hızını da ölçerek yarattığı basınç değerini hesaplayabilirim. Başlayalım o halde. Evet Ferhat, topuzun bu kalın zırh üzerindeki etkisi oldukça zayıf kalmış. Vurduğum darbeler karşımdaki asker için ölümcül bile değil. Evet, iki vuruşun zırhta ufak çukurluklara sebep olmuş. Hatta bir tanesi de delmeyi başarmış. Topuz darbelerinin yarattığı kinetik enerji değeri 58 jül. Ama şövalyelerin içine giydiği kalın kumaş giysiye zarar verememiş. Bu testte görüyoruz ki zırhlı bir Haçlı şövalyesine bu silahlarla indireceğiniz darbeler onu sersemletmekten başka bir işe yaramaz. Eğer bir şövalyeyi etkisiz hale getirmek istiyorsanız önce onu atından düşürüp ardından zırhının koruması zayıf olan boyun ve koltuk altı bölgelerine saldırmanız gerekir. Yani Nibolu Savaşı'nda şövalyelerin kendilerine fazlasıyla güvenip Türk okçuları karşısında hazırlıksız yakalanmaları gayet normal. Aslında şövalyeler okçu saldırılarına çok da yabancı sayılmazdı. Ancak Nibolu Savaşı'nda alışkın olmadıkları iki durum söz konusuydu. Birincisi, Yıldırım Bayezid'in Osmanlı okçularını kusursuz bir şekilde kullanması. İkincisi ise dönemin en güçlü uzun menzilli silahı olan Osmanlı yayı. Peki Osmanlı yayları gerçekten de zırhlı askerler için anlatılanlar kadar korkutucu muydu? İbrahim ve Janbi bu sorunun cevabını alabilmemiz için geleneksel Osmanlı yayının kaç kilogram kuvvete kadar dayanabildiğini ölçerek muadilleriyle arasındaki güç farkını analiz edecek. Başlıyorum germeye. Evet, başlayalım. Kırk, 45, 50. İnanılmaz, 50 kilo ve hala gerilmeye devam ediyor. Biraz daha germeye devam edeceğim. Çünkü ortalama bir Osmanlı yayının 55 kilograma kadar çekiş gücü var. En azından bunu görmemiz gerekiyor. Bu da zaten yayın gücünü bize göstermiş olacak. 55 kilo. Hun kompozit yayından çok daha güçlü. Zırhlı askerler için gerçekten de korkutucu bir silah. Bütün yaptığımız incelemeler arasında aslında beni en çok şaşırtan kısım hep burası oldu. Çünkü her seferinde bundan daha iyi bir yay üretilemez diye düşünürken tarihi süreç içerisinde karşımıza çıkan yeni bir Türkiye'yi düşüncelerim de beni haksız çıkarmayı başardı. Bakalım Osmanlı kompozit yayı da gücüyle bizi şaşırtmaya devam edecek mi?
Jambi, şimdi de Ferhat'ın hazırladığı testte Osmanlı yayının plaka zırhlar üzerindeki etkisini daha somut bir şekilde görecek. Jambi, Osmanlı yayıyla orta çağdaki zırhların kalınlıklarıyla birebir aynı olan plaka zırhlar üzerine atış yapacak. Hazırladığımız cansız mankenin önüne iki demir levha yerleştirdik. Bu sayede yayın gücünü daha iyi anlayacağız. Osmanlı yaylarının zırh delici oklarla ne kadar etkili silahlar olduklarına birçok kez şahit oldum. Ama açıkçası iki plaka zırha karşı iyi bir sonuç verip veremeyeceklerinden emin değilim. Dönemin en iyi kompozit yayından bahsediyoruz. Bu yüzden gücünün sınırlarını görmek için iyi bir test olacak. Jambi, Ferhat'ın hazırladığı hedefe Osmanlı yayıyla 4 ok atışı yapacak. Gördüğüm kadarıyla bütün oklarım ilk zırha saplanmış. Ancak arkasındaki ikinci zırhta oluşan manzarayı merak ediyorum. Bu merakını gidermeden önce Osmanlı'ya ile ulaştığın maksimum hızı ve darbe gücünü bir görelim. Jambi, üçüncü atışında maksimum hıza ulaşmayı başarmışsın. Okun saatte 220 kilometre hızla yayından çıkmış ve hedef üzerinde 56 jüllük darp gücü oluşturmuş. Daha önce ölçtüğümüz Hun yayından 24 kilometre daha hızlı. Ve darbe gücü de 12 jül daha fazla. Gerçekten muazzam. Oklarından 3 tanesi iki zırhı da aşarak cansız mankene saplanmayı başarmış. Osmanlı okçuların dakikada rahatlıkla 20 ok atabildiklerini düşünürsek 20 bin okçu Fransız şövalyelerine karşı yaklaşık 60 saniyede neredeyse 400 bin ok fırlatmışlar. Ve bu mankende oluşan yaralardan anlaşılacağı üzere hepsi de ölümcül. Bu da şövalyelerin Osmanlı okçuları tarafından nasıl etkisiz hale getirildiğini açıklıyor. İşte bu güçlü yaylar karşısında Nibolu Savaşı'nda hücuma geçen tüm Haçlı askerleri ilk saldırıda ya yaralanmış ya da ölmüştü. Bu onlar için gerçekten de şok edici bir manzaraydı. Dünya tarihi boyunca ok yaralanmaları gerek enfeksiyon yüzünden gerekse de kan kaybından dolayı en ölümcül yaralardı. Milattan önce 3300'lü yıllarda yaşayan ve 1991'de Alp Dağları'nda cesedi bulunduğunda ok yaralanması yüzünden öldüğü anlaşılan Ötzi'ye, Truva Savaşı'nda Aenas'ın bacağına saplanan oku tasvir eden mozaiğe ve hatta 1403 yılında yüzünden yaralanan İngiliz Kralı 5. Henry'ye baktığımızda bunun doğruluğunu bir kez daha anlıyoruz. Özellikle Orta Çağ'da, yani Nibolu Savaşı'nın da yaşandığı dönemde savaşlarda ok yaralanmaları çok daha ölümcüldü. Tedavi yöntemleri ise oldukça kısıtlıydı. Eğer şansınız yaver gider ve savaşın sonuna kadar kan kaybından ölmezseniz, okun vücudunuzdan çıkarılması için son derece acılı bir cerrahi müdahale sizi bekliyordu. Jambi ve Ferhat şimdi yapacakları teste Orta Çağ'da ok yaralanmalarında uygulanan tedavi yöntemlerini inceleyecek. Jambi hedefteki et parçasına Osmanlı okçularının Haçlı ordusuna karşı kullandıkları zırh delici okla atış yapacak. Böylece bu okun insan bedenindeki kas ve kemik dokusu üzerinde bırakacağı en gerçekçi tahribatı görme şansı yakalayacağız. İlk çağlardan beri ok yaralanmalarında oku yaradan çıkartabilmek için Diokles kaşığı adı verilen bu tıbbi alet kullanılırdı. Tabii bir uzmanın elinde bu işlem daha az travmatik olurdu. Ancak Orta Çağ savaşlarında her zaman tecrübeli bir cerrah bulabilmek o kadar da kolay değildi. Dolayısıyla bazen benim gibi sıradan birinin de bu operasyonu yapması gerekebiliyordu.
Ferhat, istersen önce nasıl bir yaraya müdahale edeceğimize bakalım. Yaranın genişliği 0.5 santimetre. Ok, derinin koruyucu tabakasını aşıp kaslara yırtmış ve muhtemelen iç organlara da zarar vermiş. Yani durum çok ciddi. Peki bu oku nasıl çıkarmayı planlıyorsun? Diokles kaşının kullanılma prensibi aslında oldukça basit. Okun kenarından yaraya sokup ucunda görmüş olduğum bu deliğe temrenin sivri kısmı denk getirilirdi. Ve sıkıca tutulup dışarı doğru çekilirdi. Böylece okun içeride kalma ya da kırılma olasılığı kalmazdı. En büyük sorun kaşığın biraz geniş olması. Bunu yaraya sokabilmek için önce keskin bir aletle yarayı biraz genişletmen gerekiyordu. Tahmin edersin ki bu yaralı askerin canını biraz daha yakacak. Morfin de kullanılmadığını düşününce yaralıyı 3-4 kişi anca tutuyordur. Muhtemelen. Janvi tedaviye ilk önce yarayı kaşığın girebileceği kadar genişletmekle başlayacak. Yarayı fazla genişletmemesi en fazla dikkat etmesi gereken detay. Çünkü geniş yaralar daha fazla enfeksiyon kapma riski taşır. Burada insan tamamen elindeki hisse ve içgüdülerine güvenmeli. Yakaladım. Evet, şimdi yavaş yavaş dışarı çıkartalım. Evet. Yara gerçekten de bahsettiğin kadar derinmiş. Bundan sonraki aşamada eğer kanama çok fazlaysa yara dağlanırdı. Ayrıca antibiyotik etkisi sebebiyle kantaron yağıyla iyice temizlenip iyileşmeye bırakılırdı. Eğer güçlü bir bünyesi varsa ve enfeksiyona karşı dirençliyse bu askerin yaşama şansı var. Tabii sen bir okla yaralanmış asker açısından olaya yaklaşıyorsun. Tabii ki birden fazla okla yaralanmış bir askerin yaşama şansı neredeyse hiç yoktu. Nibolu Savaşı'nda Osmanlı okçularının saldırısı karşısında sadece bir okla yaralanmış asker olma ihtimali yok denecek kadar azdı. Bu da Haçlı ordusunun neden bu kadar çok zayiat verdiğini açıklıyor. Nibolu zaferi Osmanlı Devleti'nin kritik bir eşiği aşmasını sağlamıştı. Yıldırım Bayezid okçularıyla beraber muhteşem bir zafer kazanmıştı. Batı Avrupa artık Osmanlı okçularının gücünün farkına iyice varmıştı. Peki Osmanlı yayı gerçekten de döneminin en iyi yayı mıydı? Nibolu Savaşı'ndan yalnızca 19 yıl sonra 1415'te İngilizler ve Fransızlar arasında gerçekleşen Agincourt Muharebesi bu soruyu sormamızdaki en büyük etken. İngilizler Osmanlı Devleti'nin Nibolu'daki zaferinden mi etkilendiler bilinmez. Ancak onların da taktikleri hafif yaylı birliklerle ağır zırhlı Fransız şövalyelerini yok etmekte. Ve bunu da kendi tasarımları olan İngiliz uzun yaylarıyla başardılar. İngiliz uzun yayı Osmanlı yayının çağdaşı olan ve zamanının en etkili uzun menzil silahlarından biriydi. Şaşırtıcı olan detay ise kompozit yayın gelişiminin aksine İngilizlerin bunu basit yayla başarmış olmasıydı. Janvi, şimdi de İngiliz uzun yayı Longbow'un özelliklerini incelemek için İbrahim'le atölyede. Bakalım İngilizlerin uzun yayları Osmanlı yayları kadar güçlü silahlar mı? Longbow, yani uzun yay. İngilizlerin neredeyse 19. yüzyıla kadar kullandıkları en etkili menzil silahıydı ve tek parça ahşaptan oluşuyordu. Bu tarih öncesi bir teknoloji, öyle değil mi? Aslında evet. İngiliz uzun yayına baktığımızda büyük ve kaba bir yay görüyoruz. Ancak bu yayın sırrı üretildiği özel ağaçta. Esnek ve sert yapısı nedeniyle yay yapımına çok uygun olan porsuk ağacını kullanmışlar. En verimli olarak Avrupa'da yetişen porsuk ağacı çok yavaş büyür. Bu da onu mükemmel bir yay malzemesi yapar. Uzunluğu neredeyse bir insan boyunda. Bununla ancak sabit bir noktadan atış yapabilirsin. At üzerinde kullandığını hayal bile edemiyorum. Yani yayın kuvvetini arttırabilmek için buna mecburlardı. Dediğin gibi at üzerinde bu yayla atış yapabilmeleri neredeyse imkansız. Fakat basit yaylardan hiç beklenmeyecek kadar kuvvetliler. Kısa yaylar at üzerinde savaşmaya alışkın Asyalı savaşçıların tercihi. Orta Çağ İngiliz ordularında atlı okçu birliklerinin yerinin olmadığını düşünürsek uzun basit yaylarda ısrarcı olmaları sebeplerini anlayabiliyorum. Dediğin gibi daha önce kullandığım basit yaylara göre oldukça kuvvetli. Uzun yay 14. ve 15. yüzyıllarda İngiliz ordularının kazandığı savaşların anahtarı olmuştu. 12. yüzyılda Galliler aracılığıyla İngilizlere geçen uzun yay
1252 tarihli silah kararnamesiyle İngiliz ulusal silah olarak kabul edildi. İngilizlere yüzyıl savaşlarında avantaj sağlayan ve büyük orduların bile korkulu rüyası haline gelen longbow mu, yoksa küçük ve hafif yapısıyla Osmanlı ordusuna sayısız başarılar kazandırmış Osmanlı yayımı? Madem ki Osmanlı ve İngiliz yayları döneminin en güçlü menzilli silahlarıydı, ikisini de en ince ayrıntısına kadar kıyaslamak için atış alanında ve arazide yapacağımız bir dizi test hazırladık. İlk aşama dar testi. Bu test için karşımızda deri ve metal plakaların yanı sıra mukavemet gücü son derece yüksek olan mermer levhadan oluşan 3 kademeli hedef sistemi var. Bakalım efsanelere konu olan bu iki yaydan hangisi testi başarıyla tamamlayacak? Darp testinde İbrahim Osmanlı yayını, Jambi ise İngiliz uzun yayını kullanarak aynı uzaklıktan benzer hedeflere birer atış yapacak. Evet Ferhat, sonuçlar bize ne söylüyor? Osmanlı yayımı, İngiliz yayımı daha etkili? Mustafa, sonuçları ekrana karşılaştırmalı olarak alalım. Jambi'nin uzun yayla çekiş mesafesi 77 santimetre. Okun yaydan çıkış hızı 173 kilometre. İbrahim ise 70 santimetrelik bir çekiş mesafesine sahip. Okun çıkış hızı ise 215 kilometre. Ağır çekimlerde de gördüğümüz gibi Osmanlı yayıyla atılan ok mermer bloğu tamamen parçaladı. Aslında ben iki yaydan da mermeri parçalamalarını beklemiyordum. Ancak bunu başarmaya hangisi daha yakın diye sormuş olsaydınız, İngiliz okunun kalınlığı ve ağırlığı sebebiyle kesinlikle İngiliz yayı derdim. Bu inanılmaz bir sonuç. Baktığımızda Osmanlı'ya İngiliz yayından kısa ve okları hafif olsa da darp gücü çok daha yüksekti. Yani denemeden önce böyle düşünmen gayet normal. İngiliz yayı adının hakkını verecek kadar uzun. Ancak bu benim için bir avantaj değil, dezavantaj. Çünkü ağır ve hantal. Çekiş mesafesinin uzun olması sebebiyle üç parmak tekniğiyle yaptığınız atışlar çok da verimli olmuyor. Ben de atışlarımda geciktim. Kısacası Osmanlı yayı hafifliği sayesinde okçuyu yormuyor ve daha verimli atışlar yapmanızı sağlıyor. Osmanlı kompozit yayı gerçekten de bir mühendislik harikası. Dönemin iki kusursuz yayı Jambi ve ekibi tarafından bir dizi teste tabi tutuluyor. İlk testte Osmanlı yayı İngiliz yayı karşısında başarılı sonuçlar aldı. Şimdi sırada iki yayın da oldukça iddialı olduğu bir test var. Savaş meydanlarında okçu birlikleriniz düşman hatlarını ne kadar erken vurmaya başlarsa o kadar avantajlısınız demektir. Dolayısıyla yayınızın gücü ne olursa olsun eğer etkili menzili kısaysa düşman askerlerine verdirebileceğiniz zayiat da az olurdu. Yani Osmanlı yayı mermeri delmiş olsa bile İngiliz yayından daha kısa bir menzile sahipse çok da etkili bir silah olmadığı anlamına gelir. Evet, çünkü etkisiz hale getirebileceğiniz düşman askeri sayısı her şeyden daha önemli. O zaman başlayalım ve hangi yay daha kullanışlı görelim. Jambi sen İngiliz, İbrahim sen de Osmanlı yayını kullanmaya devam edeceksin. İleride ekipten arkadaşlarımız oklarınızın düştüğü mesafeyi ölçmek için hazırda bekleyecekler. Jambi istersen uzun yayla başlayalım. Başlayalım. Sanırım 200 metre çizgisini aşmayı başardın Jambi. Birkaç dakika içinde sonucu öğreneceğiz. İbrahim, çekiş sırasında yayın direnç noktasına kadar yaklaştığını hissettim. Ancak daha önce menzilde kullandığım kompozit veya basit yaylarda olan tıkanma yoktu. Bunun sebebi yayın uzunluğu ve porsuk ağacından. Osmanlı yay ustaları uç bükümlü yaylar üreterek bu sorunu tamamen ortadan kaldırdılar. O zaman bize bunu kanıtlamalısın. Seve seve.
İbrahim Okun şimdiden 300 metre çizgisini aştı. Arkadaşlarımın şimdi söylediğine göre Osmanlı yayı ile ulaştığım mesafe tam olarak 395 metre. Evet Canbi, uzun yay ile yaptığın atışında Okun'un düştüğü mesafe 222 metre. Peki arkadaşlar, her iki yay içinde savaş koşullarında bu mesafeler yeterli miydi? Evet ama neredeyse aradaki iki katı farktan bahsediyoruz. Menzil çarpışmalarında İngilizlere kıyasla Osmanlı okçularının düşmana daha fazla zarar verdiklerinden artık eminiz. İngiliz yaylarıyla en uzun mesafeli atışlar 400 metreyi geçemezken, iyi eğitimli Osmanlı okçuları için 500 metre altındaki atışlar çok sıradan. Toz koparan İskender, Bursalı Şüca gibi efsane Osmanlı kemankeşlerinin 800 metre üstü menzil atışları, Osmanlı okçular tekkesi arşivlerinde kayıtlı olarak bulunan rekor mesafelerdir. Aslına bakarsanız modern zamanlara dek Osmanlı yaylarının etkili menziliyle sadece döneminin değil, dünya tarihinin hiçbir yayı baş edemedi. Öyle ki Osmanlı menzil atış rekorları hala kırılamadı. Yani Türkler yaylarının her açıdan kusursuz olmasını başarmışlardı. Her şeyden öte Osmanlı yaylarının gözden kaçırılmaması gereken en önemli özelliği atlı okçulara sağladığı kullanım rahatlığıydı. Bu İskitlerden beri süregelen bir avantajdı. Ve Türkler neredeyse 3000 yıldır atlı okçuları için kısa boylu yay kullanmaya devam ettiler. Tabii bu kadar kusursuz yaya sahip olmanın da bir bedeli olmalıydı. İbrahim Jambiye, yıllardır üretimini yaptığı Osmanlı geleneksel yayının en ince detaylarını gösterecek ve bazı önemli parçalarının üretimini yapacak. Yaptığımız tüm denemeler gösteriyor ki Osmanlı yayı İngiliz yayı karşısında oldukça iyi sonuçlar veriyor. Ama uzun yayın basit ve ahşap yapısı itibariyle üretimi hızlı ve kolay. Osmanlı yayı ise diğer kompozit yaylarda olduğu gibi karmaşık bir yapıya sahip. Zaten tek dezavantajı yapım süresinin uzunluğu. Osmanlı yayının üretim süresi en az 1,5 seneyken eski kaynaklarda İngiliz ustalarının sadece birkaç saat içerisinde bu yayı yapabildiğini öğreniyoruz. Ortaçağ gibi durmadan savaşılan bir dönem için bu büyük bir avantaj. Zira savaşlarda yaylar kaybolur, kırılır veya deforme olur. Böyle bir durumda hızlı bir şekilde uzun yay üretmeniz gayet mümkündü. Bu sebeple Osmanlı okçuları yanlarında yedek yay taşırlardı. Ama konuştuğumuz bu meşakkatli süreç bile Osmanlıların yay yapım geleneklerini değiştirmedi. Ustalar kullanılan tüm malzemeleri özenle seçti ve hiçbir üretim kuralını göz ardı etmedi. Osmanlı yaylarını en kaliteli çelikten yapılmış samuray kılıçlarına benzetebiliriz. Bu yayın arkasında yıllarca çalışılmış deneme ve araştırmalar yatar. Her zaman en uygun malzeme ve yöntem kullanılır. Hatta yay başlarının üzerine ustanın adı ve üretildiği tarih yazılır. Böylece usta yaptığı yayın kalitesinin sorumluluğunu da üstlenmiş olur. İbrahim, yay parçalarının çizimlerini çıkarmışsın. Evet. Daha da anlaşılır olması için teknik çizimler üzerinden ilerleyeceğiz. Önce her parçayı kesip hazırlayacağız. Daha sonra saf su dolu kapta yumuşayana kadar buharda pişireceğiz. İbrahim, Osmanlı yay ustaları gibi ilk önce seçtiği kütüğü iki eşit parçaya ayırarak işe başlıyor. Daha sonra bu iki parçayı simetrik bir şekilde yontup hazırlayacak. Sıradaki işlem, ahşap parçaların yumuşaması için saf su buharında pişirilmesi. Bu parçaları işlemeden evvel en az 2 ay bekletilmesi gerekiyor. O yüzden daha önce bükmüş olduğum yay kolları üzerinden çalışmaya devam edeceğiz. Bu çok uzun bir süre. Ancak kaliteli yay yapımı için sabır esas kural sanırım. Osmanlı yayı sabır işi. Bu nedenle ustalar en iyi yaya ulaşabilmek için önce sabretmeyi öğrenirlerdi. Zaman, ağaç gibi doğal bir malzemenin şekil alabilmesi için en önemli unsurdu. Osmanlı yay ustaları da bunu çok iyi bilirdi. Ağacın tüm nemi alınmadan herhangi bir işleme başlanmazdı. Osmanlı yayının ahşap iskeleti genel olarak 3 parçadan oluşur. Kavza ve yay kollarını meydana getirecek bu parçalar birbirine sıkıca tutunacak şekilde biçimlendirilir. Ardından birleştirme aşamasına geçilir. Birleştirme aşamasındaki ilk işlemimiz çatkı. Yani kolları birbirine yapıştırmak. Kritik bir işlem. Çünkü parçaları yapıştırdıktan sonra bir daha asla geri dönüşü yok. Bu da tam bir seneden beri bekleyen yay kollarının çöp olması demek. Oldukça stresli bir işmiş.
kabza ve yay kolu organik tutkalla yapıştırıldıktan sonra iple sıkıca bağlanarak kurumaya bırakılır. Bu şekilde ne kadar beklemesi gerekiyor? 2 hafta kadar daha bekleyecek. Sürecin uzunluğunu ilgili kaynaklara baktığımızda daha iyi anlıyoruz. Bu kaynaklarda yay yapım safhaları için en uygun mevsimler bile belirlenmiştir. Örneğin ağacı yontmak için güz, parçaları birleştirmek için kış, sinir döşemek için yaz ve kirişlemek için de en uygun vaktin ilkbahar olduğu söylenebilir. İbrahim şimdi de kaplama için kullanacağı boynuzu hazırlamaya başladı. Bu işlemin ardından da daha önceden yonttuğu kabzaya uyması için boynuza özel kalıplarda biçim verecek. Tüm Asya tipi kompozit yayların ortak özelliklerinden biri olan boynuz, yayın karın denilen iç kısmına uygulanır. Çekiş esnasında uygulanan kuvvete ahşaptan daha dayanıklı olan boynuz, yayın kırılmasına engel olur. İbrahim, tutkal kuruduktan sonra gövdedeki fazlalıkları rendeliyor. Daha sonra yay gövdesini ısıtarak biraz daha yumuşatıyor ve bir iple iki başından gerdiriyor. Gerdirme işleminden sonra yayın iç kısmına sinir döşeme işlemine başlayacak. Tiftiklenmiş sinirlerin yayın sırt kısmına yapıştırılması yine oldukça dikkat gerektiren bir aşama. İbrahim, sinir kaplama işleminden sonra yayı asacak ve yay halkasını en az 1 yıl bekletecek. Bu sürecin sonunda yay askıdan çözülür, sinir kaplı yüzeyi huş ağacı kabuğuyla kaplanır. En sonunda da soğuk ve nemden etkilenmemesi için salyangoz revganı sürülür. Tüm bu aşamaların sonunda yayın geleceği şekil işte budur. Üretim süresini İngiliz yayınınkiyle kıyaslamak tabii ki mümkün değil. Osmanlı yay ustaları gerçekten kendilerine zahmetli bir yol seçmiş. Osmanlı İmparatorluğu işin ehli ustaları ve iyi bir üretim sistemiyle bu uzun sürecin handikaplarını neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı başarmıştı. Janvi ve ekibi Türk kompozit yayıyla oldukça uzun menzillere ok fırlatmayı, orta çağın kalın zırhlarını ve hatta mermeri bile delmeyi başardı. Peki bu yayın gücünü alt edebilecek hiçbir şey yok muydu? Temmuz 838'de bugünkü Kazova'da meydana gelen Dazimon Muharebesi'nde yaşananlar bu sorunun cevabını bulmak için yardımcı olacak. Bizanslı tarihçi Yorgo Kendros'un Dazimon Muharebesi'ni anlatırken kullandığı "Eğer yağmur gündüz değil de gece yağsaydı Bizans imparatoru ve askerleri ölecekti" ifadesi bizlere aslında konuyla ilgili en önemli ayrıntıyı veriyor. Acaba yağan yağmurun Türk okçusu üzerindeki olumsuz etkisi neydi? Tarihçi Koray Şerbetçi, Janvi ve İbrahim'le birlikte Dazimon Savaşı'nda Bizans imparatorunu kurtaran bu detayı bizler için inceleyecek. Bizanslı vakanüvisler Dazimon Muharebesi'nin sabahın erken saatlerinde başladığını, Bizans süvarilerinin Abbas halifesinin birliklerini dağıttığını ancak ok atan Türklerin bu saldırıyı durdurduğunu anlatır. Bizans kuvvetleri bir türlü ok yağmurunu yarıp göğüs göğüse savaşa girmeyi başaramaz. Hatta halifenin askerleri bu sayede yeniden toparlanır ve Bizans imparatorunun etrafını sarmayı başarır. Ancak başlayan sarnak yağmurla beraber Türk kompozit yayları deforme oldu ve okçuların etkinliği azaldı. Nem tüm kompozit yayların en büyük düşmanı. Biz de bu nedenle üretim aşamasından saklanmasına kadar her adımda yayı nem ve sudan itinayla koruyoruz. Çünkü uzun süre neme ve suya maruz kalan yay bileşenleri bozulmaya başlıyor. Böyle bir şey de yayınızın tamamen çöpe dönüştüğü anlamına gelir. Bizanslı tarihçi Kendros işte tam da bu yüzden yağmur gündüz yağmasaydı imparatorun ve askerlerinin öleceğinden bahsediyordu. Janvi, Osmanlı yayının en büyük düşmanı olan suyun yay üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu daha iyi görmek için Ferhat'ın yanında. Evet Janvi, işte kullanacağın Osmanlı yayı. İstediğin gibi birkaç saattir suda bekletiyoruz. Harika. Yay bileşenleri bu süre zarfında dayanıklılık sınırlarına ulaşmış olmalı. Yüksek ihtimalle. Senden 3 atış yapmanı istiyorum. Bu atış hızlarını ölçerek suya maruz kalan yayın seri atışlardaki performans kaybını kesin olarak kanıtlayabiliriz. Böylece Dazimon Muharebesi'nde yaşananları yorumlamak için daha iyi verileri de erişmiş oluruz. Hadi başlayalım.
Evet Can Bey, nasıldı? Dediğin gibi, seri atışlar sırasında performans kaybı hissettim. Zaten kiriş de iyice gevşedi. Bu zaten analizlere de yansıdı. Sonuçları açar mısın? Atışların arasında azımsanmayacak kadar büyük hız farklılıkları oluştu. Birinci atışının saatteki hızı 180 kilometre. İkinci atışında ise 150 kilometreye düşmüş. Son atışında ölçtüğüm değer 110 kilometre. Jambi'nin bundan önceki testlerde normal bir Osmanlı yayı ile yaptığı atışla kıyaslar mısın? Jambi'nin daha önce Osmanlı yayı ile plaka zırha yaptığı atışlarda okun yaydan çıkış hızı ortalama 200 kilometreydi. Sudan çıkan yay ile yaptığı son atışla arasında neredeyse 90 kilometrelik bir fark var. Bu çok büyük bir kayıp. Dazimo Muharebesi'nde kullanılan kompozit yaylarda bu fark daha da fazla olmalı. Ok menzillerinin neredeyse yarısını kaybetmiş olmalılar. Neyse ki Osmanlı okçuluğu gelenekleri üzerinde yükselen sağlam bir yapıya sahipti. Resmi imalathaneler ve esnaf loncaları yayın gelişiminden savaş alanlarında korunmasına kadar bu silaha titizlikle sahip çıktılar. Böylece ateşli silahlar döneminde bile yaylarını her şartta etkin biçimde kullandılar. Zamanının en iyi silahını doğal olarak en iyi okçular kullanırdı. Osmanlı İmparatorluğu yaylarına ve okçularına o kadar güvenirdi ki padişahın canını bile onlara emanet etti. Şükrü Seçkin Anık, araştırmaları sonucu elde ettiği görseller üzerinden Janbi ve İbrahim'e Osmanlı İmparatorluğu'nun en prestijli bölüğü olan Solakları anlatacak. Osmanlı ordusunda padişahın yakın koruması olarak görev yapan çok özel bir birlik bulunuyordu. Kapıkulu sistemi içinde istihdam edilen bu birliğe Solak birlikleri ya da Osmanlı ordusundaki adıyla Solak taburları adı verilirdi. Fiziksel ve mental özellikleri dikkate alınarak çok titizlikle seçilen savaşçılardı bunlar ve tabii ki hepsi çok iyi birer okçuydu. Yani bir nevi özel kuvvetlerdi. Evet. Solaklar olarak adlandırılmalarında özel bir sebebi vardı mutlaka. Evet var. Solakların Solakbaşı adı verilen komutanları bulunuyordu. İkisi padişahın sağına, ikisi de soluna yerleştirilirdi. Padişahın sağında bulunan solaklar, padişaha sırtlarını dönmemek için yay kirişlerini sol elleriyle çekerlerdi. Bu sebepten dolayı bütün bir birliğe solak adı verilirdi. Çizimlerden gördüğüm kadarıyla kıyafetleri de kendilerine astı. Tabii her durumda ve her şartta padişahın yanında olan ve Osmanlı ordusunun yüzünü teşkil eden bir birlikten söz ediyoruz. Ayrıca bu askeri birliğin eğitimleri de son derece ağır ve zorluydu. Osmanlı Okçular Tekkesi'nde şöyle bir deyiş var. İdmanı bir gün bırakanı kemankeşlik 10 gün bırakır. Her gün saatlerce tekrara dayalı antrenmanlarla yaşadılar. Ölüm ve yaşam arasında saniyelerin olduğu savaş şartlarında üst üste ve etkili bir şekilde ok atmak. Hele de padişahı korumakta görevliyseniz olmazsa olmaz bir becerim. Solakların padişahın güvenliği için o kadar geniş yetkileri vardı ki özellikle savaş alanlarında onların izni olmadan sadrazam dahil kimse padişaha yaklaşamazdı. Peki bu seçkin askerler nasıl birer kusursuz nişancıya dönüşmüşlerdi? Hangi fiziksel ve mental özellikleri sayesinde padişahın güvenliği konusunda padişahtan bile daha fazla yetkiyle donatılmayı hak etmişlerdi? Ferhat ve Janbi bu sefer Solaklar Birliği'ndeki okçuların sahip olması gereken nörolojik ve fizyolojik özellikleri inceleyerek Osmanlı'nın en elit askerlerini daha yakından tanımamızı sağlayacak. Janbi, iyi bir okçu olmanın iki önemli maddesi var. Birincisi konsantrasyonunu her an üst seviyede tutmak. İkincisi ise çok fazla atış talimi yaparak kas hafızası geliştirmek. Yanlış anlamadıysam teknik eğitimleri alan herkes bir noktaya kadar okçu olabilir. Ancak solaklar gibi en iyilerin arasına girebilmek için fiziksel ve mental olarak çok üst bir seviyede olmak gerekiyordu. Kesinlikle. Osmanlı okçuları nişan almazlardı. Bir an için hedeflerini görmeleri onlar için yeterliydi. Radar gibi çalışan bir göz-beyin kombinasyonu ve buna saliseler içerisinde tepki veren bir kas sistemi. Robotlardan bahsediyor gibiyiz. Aslına bakarsan sürekli tekrara dayalı idmanlarla çalışan Osmanlı okçuları için bunun yemek yemek ya da koşmak gibi sıradan fiziksel eylemlerden hiçbir farkı yoktu. Şimdi birlikte yapacağımız testle bunu sana kanıtlayabilirim. Aslında daha önce denediğin bir test. Atış alanında aniden hareket eden hedeflere hızlı bir şekilde ok atacaksın. Bu defa özel bir başlık kullanacağız. Bu başlıktaki vericiler sayesinde beyin dalgalarını monitörlerden takip edebileceğim. Ferhat, elektrotlar yerleştirilmiş özel başlık üzerinden Janbi'nin test sırasında beyninde gerçekleşen değişimleri gözlemleyerek atış performansını analiz edecek. Gayet iyi. Hazırsan başlayalım o zaman. Başlayalım.
Tebrikler Can Bey. 3'te 3 yapmayı başardın. Tepki süren de gayet iyiydi. Mustafa? Can Bey, hedef hareketlerine ortalama tepki süren yalnızca 1.6 saniye. Bu solakların arasına kabul edilmem için yeterli miydi? Ondan emin olmamız pek mümkün değil ama deneyimli bir müsabaka okçusunun performansına sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu ekranda test süresince gerçekleşen beyin faaliyetlerini görebilirsin. Şu üstteki dalgalar yüksek konsantrasyonla çevreni gözlediğin anlar. Atış anındaysa çok düşük. İşte tam da bu noktada kontrollü motor kas sistemin devralıyor. Yanlış anlamadıysam tamamen bilinç dışı, otonom bir şekilde atış yapmaktan bahsediyorsun. Evet, işte Solaklar Birliği'nin sırrı buydu. Kas hafızası oluşturma konusunda günümüzden verilebilecek en güzel örnek basketbolcuların isabet yüzdelerini geliştirmek için yaptığı şut idmanlarıdır. Bu idmanlar sayesinde basketbolcular öyle bir kas hafızasına sahip oluyorlar ki birçok imkansız şutu baskı altındayken bile sayıya çevirebiliyorlar. İşte Osmanlı'nın en prestijli birliklerinden biri olan Solaklar da bu sıkı eğitim ve antrenmanları sayesinde dönemlerinin en becerikli savaşçılarıydı. Böyle bir beceriyle kullanılan ok veya çok etkili bir silahtır. Bu yüzden Solaklar ateşli silahların orduya girmesinden çok sonraları bile ok veya kullanmaya devam etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu 3000 yıllık Türk okçuluk geleneğini gerek ürettikleri yaylar gerekse de yetiştirdikleri okçular sayesinde zirveye taşıdılar. Bu sayede zor görünen birçok savaşı kazanarak büyük bir imparatorluk kurmayı başardılar. Ancak gelecek olan yüzyıl yeni ve gürültülü bir dönüşümün çağı olacaktı. Ateşli silahların orduda yaygınlaşması yayın önemini azaltsa da Türkler bu mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerdi. Bir sonraki bölümde Osmanlı okçuluğunun en önemli disiplinleri olan hedef ve menzil okçuluğunu inceleyecek, ok meydanlarını keşfedecek, tarihin en önemli rekor sahibi kemankeşlerini tanıyacağız. O zamana kadar gözünüz hedefte olsun.